Hadi Suzi ya. Hadi Suzi ya, hadi. Yok ya, yok. Kesin Şerif yakaladı onu ya. Ay ben... Gülizar, biraz sessiz olur musun? Ya da dener misin en azından? Çık lan dışarı, çık. Kaçıncı bu? Kaç sefer resim ödemeye kaçıyorsun? Alın bunu, alın. Lan Suzan değil mi? Helal ol. Koş lan, koş. Suzim, Suzim. Ay, ay canım benim. İyisin değil mi? İyisin değil mi? İyisin, bir şey yapmadılar değil mi sana? İyisin. Ay lütfen, ha? Bana ne yapabilirler acaba? Ay. Aman da aman. Suzi'sini kurtarmak için James Bond'larda tutmuş. Tamam, herkes iyi değil mi Suzan Hanım? İyiyim, iyiyim. Ben tamam. Gayet iyiyim. Gülizar, iyisin? İyiyim tabii, Suzi'm burada be. Bana bak, bir an önce çevre yoluna çıkmam lazım benim. Şu navigasyonu açarsan. Ben mi? Evet. Bir saniye, tamam burada. Bir dakika. Ay, açıyorum. Şu kemerini de tak. Ha ha. Allah her şeyi de bir anda istedim değil ya. Açıyorum, açıyorum. Ha, ha. Açtım, açtım. Ha. Oh. Paraya kıy yatarız da bir sabaha kadar tek soyun bari nasıl marizledin görürsün, al bittin. Ya başımıza gelenler ya. Bunu çok iyi saklamam lazım. Vallahi bizim bu beladan çıkış biletimize. Ama doğru zamanı kullanman lazım Fethi. Yoksa çıkış biletin Şerif'in kanatları olur, pır diye uçar elimizden. Hadi verdin görüntüler adalete. Tek soya attın içeri, Şerif ne olacak? Kuduracak. O yüzden iyi düşün Fethullah. Bir atımlık barutun var, onu da çok iyi kullanman lazım oğlum. Bakıştı. Allah Allah. Bir huzurla uyuyayım ya. Zaten can burnumda. Ay dedim herhalde bunlar benimle maytap falan geçiyorlar yani. Tutturdular illa gençten. Yakışıklı bir oğlan geldi seni masaya istiyor diye. Dedim kesin 70'lik biri geldi gene. Bana oyun yapıyorlar. Aa, bir de bakarım ki gelmiş masayı falan. Suzan Hanım, Suzan Hanım. Sizin borcunuz tam olarak nedir? Yani halledilebilecek bir şeyse... Ödeyelim, kurtulalım bu beladan da. Ama onların derdi para değil ki. Onlar Gülizar'ı istiyor. Benim orada şarkı söylememi istiyorlar. He. Çocuğun ne işi var canım böyle sahnelerde? Ben yıllardır sahnelerdeyim, ses sanatçısıyım kendim. İstemem çocuğum yani sarhoşlara şarkı söylesin. Olur mu? O bana emanet. Of Suzi ya, Allah'a şükür ya. Çok korktum senin için. Allah'a şükür, iyi ki buradasın.
Ay takip falan etmiyorlardır değil mi? Yok kız, dut gibi sarhoşlardı. Bir de zaten hesap yüzünden öyle kavga mangla çıkınca müşteri... Ama o adam da mimli. Daha önce de gelmişti. Masasına kızlar istemişti. Parada bir şeyler oldu falan. Fırsat da bu fırsat bende işte. Ay Allah'tan da vallahi sen de geldin. Yani kimsin nesin bilmiyorum ama sana can borcum var. Murat, Veysel Bey'in oğlu. Çiftlikten veteriner. Aa, ay söylesenize, ben de Fettah'ın arkadaşı falan zannediyorum. Ay maşallah maşallah. Ben anlamadım ya. Sen oradan kaçmasaydın eğer seni zorla sahneye mi çıkartacaktı bunlar? Ha? İşte ne yapacaksın sahipsiz olunca? Benim seni bulmaya buraya geleceğimi öğrenince sağ olsun Murat yalnız bırakmadı. Ona çiftlikte de çok zahmet vermiştim. Rahmetli babam Murat'ı kendi oğlu gibi severmiş. Öyle dediler. Beni ona emanet ettim. Sözlü kendisi. Kız kardeşimle. Hatta babam hastalanmasaymış, evlenmiş olacaklarmış. Fettah'tan haber var mı? Biz her yere baktık, hastaneye baktık. Hiçbir yerde bulamadık. Biz onu bulmadan gidemeyiz. Ama kendi artık bir de Fettah'ı mı düşüneceğiz Allah aşkına yani? Bizim acilen buradan gitmemiz gerekiyor. Fettah başının çaresine bakar. Bak iyi bir yer bulmuş ki saklanacak. Onu bulup getiremediler. Bulsalardı kesin benim yanıma gelirdi o yani. Ay yok yok ya, ya şey yapalım bir yer evine daha başlayacak. Gülizar, buralarda dolanıp sizi ben daha fazla tehlikeye atamam. Hem sana yerini söylemediğine göre belli ki bulunmak istemiyor. İnsan arkadaşına yerini söyler değil mi? Belki de senin yüzünden daha fazla başının belaya girmesini istemiyordur. Bunlar senin anlayacağın konular değil tabii. Ay neyse ya, yorgunum zaten, hiç bu tartışmaya giremeyeceğim. Çocuğum sen bizi çiftliğe götür. Çiftlikte bizi kimse bulamaz. Ben de tam da öyle yapacağım zaten Suzan Hanım. Kocaman arazi, kuş uçurmazlar, kimseler bulamaz sizi. Hiçbir şey gelmez başınıza. Ha, erkek arkadaşın için de sonradan araştırma yaparız, sizi bir güvenceye alalım. Tamam? Ay ne erkek arkadaşı ayol. O bizim mahallemizin çocuğu Fettah. Ay hiç gücüm yoktu erkek arkadaşı falan. Yani Gülizar kim, Fettah kim? Haddine mi? Ne yaparım ben adamı? Senin baban da bizim çok eski aile dostumuz. Sağ olsun Mehmet Rıfat Bey'in yokluğunu bize hiç hissettirmedi. Hep eli üzerimizdeydi hep. E tabii uzak olduğu için ben bunlardan yakamı kurtaramadım. Beni çok severler. Sahnem de çok iyidir yani. Başarılıyım çok şeyde. Gülizar'ın da sesi çok güzel. Ben onu eve kilitler, gider şarkımı söyler gelirdim. Ama o da evde doğru durmadı ki, öyle klipler çekmeler falan filan bilmem ne. O çocuk eğlencesine yaptı bunları ama onlar tutturdular illa ki gelsin burada sahneye çıksın diye. Olacak iş değil. O bana emanet bir kere. Belli. Bayağı ısrarcılarmış Gülizar'ı sahneye çıkarmak için. Sizi rehin tutacak kadar. Değil mi? Ne? Allah Allah ya. Çürümüş balkon değil.